İyi günler sevgili öğrenciler. Bugün milli edebiyatla ilgili yeni bir dosyaya giriyoruz. Artık milli edebiyat döneminin sanatçılarını incelemeye başlayacağız. Bu dosya çok kalabalık bir dosya tabii ki. O yüzden birkaç bölümde incelemeyi planlıyoruz. Şimdi geçmişte şöyle yaptığımız işlere bir bakalım. Osmanlı'nın batı karşısında askerlik, fen, teknoloji, bilim alanında geri kalması neyin ortaya çıkışını sağladı arkadaşlar? Batıcılığın. Peki batıcılığın amacı neydi? Batıyı bilim, teknoloji, sanat, askerlik, sosyal yaşam alanlarda örnek alarak kalkınmayı sağlamak, çağdaş bir ülke kurmak. Temel düşüncesi neydi batıcılığın? Hayatın her alanında batıyı örnek almak, batı tarzında bir devlet ve millet olmak için çalışmalıyız. Evet, temel düşüncesi de buydu. Önem temsilcileri de Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret, Baha Tevfik. Bunların ne olduğunu, batıcılığın tutup tutmadığını ya da neden tutmadığını, bunların hepsini ya da bu görüşün Türkiye Cumhuriyeti'ne, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne ne şekilde nüfuz ettiğini, bunların hepsini biz anlattık arkadaşlar. Milli Edebiyat'ın ilk bölümlerine bakarsanız, ilk birinci bölümünde Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılığı anlattım orada. İkinci bölümünde de Türkçülüğü, yani Milli Edebiyat'ın Türkçülük bölümünü, dosyasını ele aldım. Şimdi üçüncü bölümümüzde şöyle bir genel tekrara gittim öncelikle. Ondan sonra sanatçıları incelemeye başlayacağım. Şimdi Osmanlıcılığın temel düşüncesi neydi peki? Fransız Devrimi sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan milliyetçilik hareketinin Osmanlı'dan böleceği topraklar ve böldüğü topraklar var. Ortaya çıkış sebebi bu. Osmanlıcılığın amacı nedir peki? Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın yeni bir Osmanlı düşüncesi altında bu topraklarda yeni bir Osmanlı Devleti'nin şemsiyesi altında, yani yeni bir ruhu olan Osmanlı Devleti'nin parlamenter, demokratik, biraz daha bir Osmanlı Devleti'nin şemsiyesi altında acaba tutabilir miyiz bu çok ulusları bir arada tutabilir miyiz düşüncesiydi. Peki bu temel düşünceden de hareket ettiler. Önemli temsilcileri kimdir? Jön Türkler bir kere tamamen yine Osmanlı cemiyetine biliyorsunuz adı da bunun. Zaten onu savundular. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa da bizim bildiğimiz en önemli Jön Türktür. Yani yeni Osmanlıcıdır arkadaşlar. Evet. Gelelim İslamcılığın ortaya çıkışı, milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı'ya bağlı ülkelerden bazılarının bağımsızlığını kazanmasıyla Osmanlıcılık ideolojisinin başarısızlığa uğraması acaba bu kez İslam şemsiyesi altında toparlayabilir miyim düşüncesini doğurdu. Yani tamam parlamenter bir Osmanlı sistemi etrafında toplayamadım ama İslam düşüncesi etrafında toplayabilir miyim diye bir düşünce ortaya çıkıyor. Tabii bunun etrafında toplayamıyor biliyorsunuz. İngilizler ellerine cetveli alıyor. Arap Yarımadası'nı cetvellerle bölüştürüp dağıtıyor ve Araplar da buna zaten çok gönüllü bir şekilde çanak tutuyor. Yani İslamcılık düşüncesi Arapların özellikle kendi özgüvenini getiriyor. Çünkü Araplar diyor ki ya İslam demek Arap demek. Yani mantıkları bu zaten. Yani şu anda da bu şekilde mantıkları. Yani atıyorum bir Arnavut'un İslam olması pek Arap'ın o özgüvenini yok etmiyor. Ya da Türk'ün Müslüman olması Arap'ın özgüvenini yok etmiyor. Ona göre Müslüman Arap'tır. Bitti. Yani İslam'ı da Arap yayılmacılığı olarak zaten kullandılar. Kullanıyorlardı. Hep bugüne kadar da o şekilde yaptılar. Evet, İslamcılığın temel düşüncesi bakın ne yazmışız? İslamiyet modern ihtiyaçları karşılayacak. Modern gelişmeler karşısında insanın dünyaya baskısını tayin edecek niteliklere sahiptir. Müslümanlar kendi değerlerini koruyarak batıyı üstün kılan unsurlarla bilim, teknik gibi kendi toplumlarını ilerletmelidir. Yani bu düşünceler güzel düşünceler aslında baktığınızda. Yani İslam'ı bilim teknikle birleştiren, özdeşleştiren düşünceler. Temsilcileri kimler? Ahmet Cevdet Paşa, Said Halim Paşa bakın Osmanlı aydınlarından biridir. Mehmet Akif,
Elmalı Hamdi Yazır, bakın yani bu Mustafa Kemal'in, özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle Kur'an'ı Türkçeleştirmesini istediği, Türkçe Kur'an'ı yazdırdığı alimdir. Şemseddin Günaltay, Ahmet Hamdi Akseki, bunlar da diğer İslamcı sanatçılar. Şimdi milli edebiyatın eksenini, kadrosunu komple kuran bir Türkçülük fikri var. O Türkçülük fikrine baktığımızda Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin gerekliliğini yitirmesi, Arnavut ve Arap Müslümanlığı Osmanlı'ya başkaldırması üzerine İslamcılık fikrinin zayıflaması, bütün bunlara karşı Türk toplumunun tepkisi. Evet, Türkler buna karşı, hatırlayın o zamandan söyledik, bir tepki geliştiriyorlar. Bu tepki de tabii ki kendi ulusal tepkileri olmuş oluyor. Yani biz de bir ulusuz, bizim de bir ulus olduğumuz için bir devletimiz ulus olarak niye olmasın? Yani herkes o diyor ben Arnavut'um, o diyor ben Arap'ım, o diyor ben Çerkez'im, o diyor ben şuyum, o diyor ben Sırp'ım, o diyor ben Yunan'ım, o diyor ben Bulgar'ım. Yani Osmanlı sapır 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 dökülürken birileri de çıkıyor diyor ki işte Mehmet Emin Yurdakul ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur diyor. Çıkıyor ortaya. Yani bu şekilde bir Türkçülük hareketini bir yerlerde birileri yeter be diyor ve başlatıyor yani. Evet. Baktığımızda dilde, dinde, vatanda, ülkede birlik olursa bir ülke varlığını sürdürebilir. Bunun için Türk dilini, kültürünü araştırmalı, milli kültüre sahip çıkmalı, ülkenin kalkınması için Batı'nın teknolojisinden yararlanmalıdır. Evet. Temsilcilerine bakıyoruz Türkçülüğün. Tabii bunları milli edebiyatta inceleyeceğiz buradaki şahsiyetleri. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hamdullah Supi Tarnöveri, bunları milli edebiyatın önemli unsurları arasında zaten göreceğiz. Evet, bu kısa tekrardan sonra arkadaşlar, şimdi gelelim sanatçıları tek tek incelemeye. Mehmet Fuat Köprülü. Mehmet Fuat Köprülü deyince aklımıza şu geliyor arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin ve ondan önceki milli edebiyat döneminin araştırmacısı. Neyin araştırmacısı? Dil araştırmacısı. Neyin araştırmacısı? Türk Edebiyat Tarihi araştırmacısı. Neyin araştırmacısı? Kenarda köşede kalmış olan hikayelerin daha derinlerindeki o hikayeleri, düşünceleri, Türkiye ve Türkçülüğe ait olan düşünceleri, hikayeleri ortaya çıkartıyor. Ve bunları bilimsel, yani bir şeyle değil, böyle basit bir incelemeli değil, bilimsel altyapıya ve teze oturtarak karşımıza çıkartan çok önemli bir zattır Ahmet Mehmet Fuat Köprülü. Şimdi soy ünlü vezir Köprülü zadelerden geliyor. Hani Köprülü Mehmet Paşa biliyorsunuz Osmanlı tarihinde önemlidir. Kanuni dönemindeydi sanırım Köprülü Mehmet Paşa. Bu Fuat Köprülü onun torunu, yani onun soyundan geliyor. Hukuk öğrenimini yarıda bırakıp edebiyatla ilgilenmeye başladı. 1909'da Fecaati'ye katıldı. Sonra milli edebiyat akımının içinde oldu. Şimdi biliyorsunuz Fecaaticiler arkadaşlar bir hevesle Fecaati edebiyatını okumuş gençlerden oluşuyordu. Bunların bir temel ilkesi ve prensipleri oturmadığı için tam olarak bunlar çok kısa sürdü. Hemen 1911'den sonra bir milli edebiyata yöneliş orada hareketi içerisine katıldılar. Yani dolayısıyla biz bu arkadaşlarda Fecaati toplumunun hemen hemen Ahmet Haşim dışında tamamını milli edebiyatın içinde görebiliyoruz. Evet, Ziya Gökalp milli edebiyatın felsefi sosyolojik zeminini hazırlarken Mehmet Fuat edebiyat alanındaki araştırmalarıyla bilimsel zeminini hazırladı. Bu çok önemli bir cümleydi bakın. Milli edebiyatın felsefesini ve sosyolojik görüşlerini, altyapısını Ziya Gökalp'e borçluyoruz. Ziya Gökalp hazırlıyor ama bunun bilimsel araştırmalarını, araştırmacılığını ise Mehmet Fuat Köprülü yapıyor. Bu çok önemli. Türk edebiyatında klasik tezkirecilik anlayışından ve bilimsel değeri olmayan basit incelemelerin konusu olmaktan çıkardığı edebiyat incelemesine modern ve bilimsel yöntemler kazandırdı. Evet, demin söylemek istediğimiz buydu. Yani edebiyat incelemesine modern ve bilimsel yöntemler kazandırmıştır arkadaşlar Mehmet Fuat Köprülü. Bu çok önemli bir sanatçı. Evet, Mehmet Fuat Köprülü'ye devam ediyoruz. 1925'te Sovyetler Birliği Akademisi üyeliğine, hayatına kısaca bakacağız.
Pardon arkadaşlar. Evet, 1925'te Sovyet Bilimler Akademisi üyeliğine, 1926'da Körosi Soma Macar Bilim Cemiyeti haberleşme üyeliğine seçilerek dünyanın seçkin Türkologları arasına girdi. 1927'de Türk Tarih Encümeni Başkanlığı'na seçildi. 1934'te politikaya atıldı. Demokrat Parti'nin kurucular arasında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. 27 Mayıs 1960'da tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı. Evet, sanırım serbest bırakılmasının sebebi Türk edebiyat tarihine yapmış olduğu katkılardan dolayıdır. Evet. Yapıtlarına baktığımızda Mehmet Fuat Köprülü'nün Hayatı Fikriye Turan kitabıdır. Turan kitabı ayrıdır. Malumat-ı Edebiye Şahabettin Süleyman'la birlikte çıkarttıkları bir eserdir. Yine Osmanlı Edebiyatı Tarihi 1916'da yine Şahabettin Süleyman'la beraber çıkarttıkları bir kitap. Türk Dilinin Sarf ve Nahvi 1917'de çıkarttığı bir kitap. Nasrettin Hoca evet, bu önemli bir inceleme arkadaşlar. Nasrettin Hoca'yı inceliyor Mehmet Fuat Köprülü. 1918'de Manzum Hikayeler şeklinde Türk Edebiyatı'na kazandırıyor. Türk Edebiyatı'na ilk Mutasavvıflar çok önemli bir eserdir. Üniversite sınavında çıkabilecek bir eserdir bu. Türk Edebiyatı Tarihi, Türkiye Tarihi, Fuzuli Hayatı eserleri, Erzurum'da Emrah, Türk Saz Şairleri, Türk Tarihinin Ana Hatları, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairler Antolojisi, bakın bu da çok önemli. Bu da üniversite sınavında çıkabilecek önemli bir eserdir. Alişir Nevai, yine önemli bir incelemesidir Mehmet Fuat Köprülü'nün. Evet, geldik düşünce adamı ve sosyolog Ziya Gökalp'e arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminin düşünce adamı ve sosyoloğudur Ziya Gökalp. Kendisi Diyarbakır'da doğdu. Kısaca hayatına bir bakalım hemen. Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır askeri rüştiyesinde okurken babasını kaybetti. Amcasından öğrendiği Arapça ve Farsça yardımıyla İslami eserleri okudu. Fen dersleri öğretmenlerinin yönlendirmesiyle de felsefeyle ilgilendi. Yani felsefeye girişi fen dersleri öğretmenlerinin desteğiyle oluyor arkadaşlar, dikkat edersek. 1896'da İstanbul'a gitti. Mülkiye Baytar Mektebi'ne kaydoldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. 1900'de siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. Evet arkadaşlar, burası çok önemli. Hani Baytar Mektebi'ne kaydoluyor İstanbul Üniversitesi. Bu Baytar Mektebi veterinerlik, biliyorsunuz. İşte bu tıbbi bilimlerin tamamı o gün itibariyle baktığımızda İttihat Terakki'nin kemiklerini oluşturuyor. Yani tıbbi bilimler, tıpçıların tamamı İttihat Terakki'nin kemiklerini oluşturuyor diyebiliriz. İşte bu baytarlık da bir nevi tıpçılığın bir yan kolu gibi değerlendirecek olsak sanırım nüfus etmiş olan o İttihat Terakki düşüncelerini o bilimle ilgilenirken yakalamış oluyor. Evet, siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklanıyor. Hapishanede tanışıp feyiz aldığı Naim Bey'in etkisiyle Türk tarihine yöneldi. Devrim taklitle olmaz, millet psikolojisini ve sosyolojisini de öğrenmek gerekir sözlerinden hareketle kendini okumaya ve araştırmaya verdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla İttihat Terakki'nin Diyarbakır Şubesi sorumlusu olduğu Selanik'e giderek genç kalemlere katıldı. Sonra İstanbul'a yerleşti. Türk Ocağı'nın yönetim kuruluna seçildi. Türk Yurdu dergisinde yazmaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde ders verdi. Evet, 1917'deki İttihat Terakki Kongresi'nde medreselerin Şeyhülislamlık kurumunun kaldırılmasını, vakıflarda ve aile hukukunda değişiklikler yapılmasını teklif etti. Bunlar kabul edildi. Bakın bu çok çok önemli arkadaşlar. Ziya Gökalp 1917'de İttihat Terakki Kongresi'nde, parti kongresinde medreselerin Şeyhülislamlığın kurumunun kaldırılmasını, vakıflarda ve aile hukukunda değişiklikler yapılmasını teklif ediyor. Bunların hepsini İttihat Terakki kabul ediyor. Yani bunun kurumsallaşması da Mustafa Kemal'e nasip oluyor, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar.
Yani bunların hepsi dikkat ederseniz Osmanlı'nın düştüğü o perişan durumu toparlamak için artık milliyetçi bir dünya görüşünün devlete el koyması diye adlandırabiliyoruz bunu. Yani bugün hala eskiye dönüş çabası içerisinde olanları da buradan bize sadece bilgilendirmek düşer. Yani İttihat Terakki bu kararları niye aldı? İttihat Terakki niye var? Evet, bunların hepsini de buradan bizim dinleyicilerimizin kendisi değerlendirmesi lazım. Demek ki İttihat Terakki bir ihtiyaçtan karşımıza çıkıyor. Hem de ölümcül bir ihtiyaçtan. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu yenilince düşmanlar İstanbul'u işgal etti. Ziya Ügap tutuklanıp Malta'ya sürüldü. Evet, İstanbul'un işgali başlıyor ve Ziya Ügap İstanbul'un işgaliyle beraber tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Ziya Ügap şairliğinin yanı sıra bir sosyolog, bir düşünce adamıdır. İmparatorluk döneminden milli devlet sürecine geçişte Cumhuriyet'in kurumlarının oluşmasında onun düşüncelerinin büyük payı vardır. Batı medeniyetinin unsurları ile Türk kültürünün kaynaştırılması gerektiğini savunur. İslamiyet'in hurafelerden arındırılmış şekliyle modern Türk toplumunda fonksiyonunu yerine getireceğini söyler. Kadın erkek eşitliğine, kadının ekonomik hayatta katılması gerektiğini vurgular. Yani bunlar çok çok önemli. Dikkat edin. Yani sosyolojik olarak neler söylüyor bakın. Neleri savunuyor ve neleri harekete geçiriyor. Milli ekonomide hür teşebbüs önem veriyor. Yani hür teşebbüs birilerinin baktığı gibi bugün ortaya atılmış bir şey değilmiş demek ki. Türkiye'de milli terbiye sözünü ilk kez de Ziya Ügap kullanıyor. Milli terbiye diyor. Yönetici sınıfına özveri, tarafsızlık duygularını vermesi bakımından terbiyeyi yani eğitimi öğretimden üstün tutuyor. Evet. Terbiye olmadan arkadaşlar istediği kadar öğretim görsün. Hani ünlü bir hikaye vardır böyle. Kaymakam olur adam babasını yanına çağırır. Kolluk kuvvetleriyle falan. Babası buna çocukken diyor sen adam olmazsın oğlum diyor. O kaymakam oluyor. Baba ben kaymakam oldum deyip adamı kelle koltukla alıyor getiriyor şeye. Yaka paça. Alıyor getiriyor makamına. Babası diyor ki oğlum ben sana kaymakam olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim diyor. Evet yani bu bizde mesela terbiyeyi vurgular. Yani terbiye olmadan sen istediğin kadar kaymakam ol, vali ol, savcı ol, öğretmen ol. Yani önce bir meslek terbiyenin olması lazım. İnsana ait, insanlığa ait bir terbiyenin olması lazım. Devletine, milletine karşı olan bir terbiyenin olması lazım. Ve bunların hiçbiri yoksa zaten sen istediğin kadar istediğin görüşü savun. Yani sadece savunursun işte o kadar. Evet, Türkçülüğün disiplinsiz bir düşünce de olmaz. Yani bunu bana bütün düşüncelerin temelinde disiplin vardır. Yani bu bir düşüncesi olan herkes bana hak verecektir. Evet, Türkçülüğün esasları 1923 Ziya Ügap'ın eserlerine girdik arkadaşlar. Kitapta Türkçülüğün tarihi tanımı açıklanmış. Türkçülük ve Turancılık, milli kültür ve medeniyet kavramları karşılaştırılmış. Aydınların neler yapması gerektiği üzerine durulmuştur. Milli vicdanın, dayanışmanın kuvvetlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır Türkçülüğün esaslarında. Türkçülüğün dil, estetik, ahlak, hukuk, din, ekonomi, siyaset, felsefe hakkındaki programı ortaya konmuştur. Evet, bu kitapta Türkçülüğün esaslarında adı üstünde esaslardan esas olarak neyi ortaya koymuş onu görüyoruz. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1923'te çıkarttığı bir kitap. Türk Devleti'nin 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunları ortaya koyduğu ve bunlar için önerdiği çözümlerin yer aldığı bir kitaptır. Buna göre Ziya Ügap en uygun çözümün çağdaşlaşma, Türkleşme ve İslamlaşmanın sentezi olduğunu söylemiş. Çağdaşlaşmanın, Türkleşmenin ve İslamlaşmanın birbiriyle çelişmediğini vurgulamıştır. Evet, çağdaşlaşma, İslamlaşma ve modernleşme yani bunlar hakikaten Türk topraklarında Mustafa Kemal devrimleriyle beraber de tam olarak oturmuştur ve birbiriyle hiç çelişmemiştir. İşte ta ki günümüzde bazı olayları yaşayıncaya kadar. Yani pek fazla bunun çelişkilerini görmüyoruz ama gene suni bir çelişki yaratılıyor tabii burada. Gerçek anlamda bir çelişki toplumun kendisinde yok zaten. Evet.
O yüzden bu maya, Ziya Gökalp'in ortaya koymuş olduğu o maya zaten tutmuş durumda bu toplumda. Evet, Türk Töresi 1923. Bu kitapta Türk Töresi üzerinde düşüncelerini söylemektedir. Ona göre Türk Töresi eski Türkler atalarından kalan bütün kuralların toplamıdır. Bu yüzden Türk milletinin ana karakterlerinden tutun da 20. yüzyılda bile varlığını sürdüren kadim geleneğimiz aslında bağlantılar, kadim geleneklerimiz arasında bağlantılar kurmuş. Türk töresini yeniden bütün yönleriyle ele almıştır. Evet arkadaşlar, Türk töresinin de aslında Kızıl Elma'nın izlerini de görebiliyoruz. Kızıl Elma demek biliyorsunuz tüm Türklerin birlik olduğu bir dünyanın yaratılma özlemidir Kızıl Elma. Bu birlik düşüncesi, Kızıl Elma düşüncesi Ziya Gökalp'in ilk hayaliydi biliyorsunuz. Daha sonra bu hayalden sonra ortaya çıkan gelişmeler artık bölgedeki Türkleri bir araya toplayalım düşüncesine dönüşmüştür. Bölgedeki Türklerin genel siyasi gelişmeler, bölgedeki siyasi gelişmeler, yani sınırlarda oluşan değişimler, şunlar bunlar falan. Çok detaya girmeyeceğim, bunları o dönemlerde anlatmıştım. Ne yapmıştır? O düşüncelerinden de ona geri adım attırmıştır. Misak-ı Milli içerisindeki bir felsefi Türkçülük, yani kültürel Türkçülüğe yönelmiştir. Yani Türk bayrağı altında yaşayan, Türk anayasasını kabul eden herkes Türktür mantığına getirmiştir Ziya Gökalp. Yani Turancılıktan işi bu noktaya taşımıştır. Kızıl Elma düşüncesi ilk düşüncesidir, onu söyleyeyim. Yani Ziya Gökalp'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki felsefesi Kızıl Elma değil, onu söyleyeyim. Yani bir yayılmacılık değil, yani büyük bir Türk devleti, Türk ülkeleri birleşmesi hayali değil. Oradaki düşünce tamamen misak-ı milli sınırlar içerisindeki Türklerin ya da bir şekilde bu topraklarda yaşayan herkesin bir Türk üst kimliği altında toplanmasını öngörmüştür ve bunun içinde dil devriminin zaten mecbur tutmuşlardır. Mustafa Kemal de o dil devrimini zaten yapmıştır. Evet arkadaşlar, Yeni Lisan makalesiyle zaten o dil devriminin bütün esasları ortaya konuyor. Evet, Ziya Gökalp doğru yol, hakimiyeti milliye ve umdelerin tasmih, tahlil ve tefsiri 1923'te yazmış bunu. Halk fırkasının kuruluşunda ortaya konan ilkelerin açıklandığı kitaptır bu. Halk fırkası daha sonra biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Fırkası şeklinde geliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası daha sonra Fırka Parti demek, parti ismine dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi şekline geliyor. Evet, Türk Medeniyet Tarihi kitabı 1925'te yayınlıyor. Türk medeniyetini 3'e ayırıp incelediği kitabında buna göre eski dönem İslamiyet'in kabulüne kadarki süreç, yani bu dönemde artık her şey Türk töre ve ülkeleriyle karşımıza çıkıyor. Orta dönem Batı medeniyetine yönelmemize kadarki süreç, yani henüz daha Batı medeniyetinden etkilenmediğimiz süreç. Yeni dönem ise Batı medeniyetini yönelmemizden bugüne kadarki süreç. Yani neredeyse 2. Mahmut'tan, işte resmi olarak tabii 2. Mahmut'tan bugüne kadar aldığımız bir süreci orada değerlendirebiliriz. Türk medeniyet tarihinde. Hars ve medeniyet, yani Hars kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi ele aldığı eseridir. Ziya Gökalp'in şiirlerini, düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullandığını biliyoruz. İlk şiirleri Aruz'dadır, daha sonraki Ece'yle yazılmıştır Ziya Gökalp'in. Kızıl Elma 1914'te yazmıştır şiiri. İslamiyet öncesinde değerlerimizi, tarihimizi ön plana çıkartır. Osmanlı döneminde unutulan eski kültürümüzde bugün arasında bağ kurar. Kitaptaki önemli şiirleri Turan, Altın Destan, Kızıl Elma ve Ergenekon arkadaşlar. Yeni Hayat adlı şiiri Osmanlı'nın tüm cephelerde yenildiği, insanların umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde yazdığı bu şiirlerle ümmetçi bir devlet adamı olan Osmanlı'nın yakın gelecekte Türkçü bir ulus devlete nasıl dönüşeceğinin programını ortaya koyar. Evet, Yeni Hayat'ta bir şiir kitabı biliyorsunuz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Altın Işık şiirlerinin çoğunu çocuklar için yazmıştır burada da. Evet arkadaşlar, yani burada tabii Kızıl Elma şiir kitabı, Yeni Hayat şiir kitabı, Altın Işık arkadaşlar şiir kitabı olarak karşımıza çıkıyor.
Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yusuf Akşura'ya gelelim. Bugünkü son konumuz Yusuf Akşura olsun. Daha sonra Mehmet Emin Yurdakul'la yeni bir bölümün çekimlerine başlarız. Yusuf Akşura, Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden, yazar ve siyaset adamlarındandır. Sanatçı kimliğinden çok siyaset adamı kimliğiyle ön plana çıkmış. Necip Asım, Velet Çelebi, Gaspral İsmail gibi yazarların Türkçülük fikrinden etkilendi. İsmail Gaspralı biliyorsunuz yurt dışından gelen Türklerden biridir. Yurt dışından gelip Türkçülüğü, özellikle bu Kızıl Elma düşüncesini yaymış bir insandır Anadolu'da. 1895'te Harbiye Mektebi'ndeyken Türkçülük fikirlerine, hareketlerine katıldığı gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Daha sonra Paris'e kaçtı Yusuf Akşura. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra cezası kaldırılınca İstanbul'a döndü. Türk Derneği'ni kurdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye destek verdi. Evet, bu zaten çok önemli bir destektir arkadaşlar. Yusuf Akşura'nın milli mücadeleye katılması. Türkçülüğün manifestosu sayılan ve Türkçülüğü ilk kez sistematik olarak ele alan 3 tarzlı siyaset makalesi büyük ses getirdi. Evet, üniversite sınavında ya da biz yazılılarda bu 3 tarzı siyaseti soruyoruz arkadaşlar. Yani Yusuf Akşura deyince hemen 3 tarzı siyaset makalesi aklımıza gelecek. 3 tarzı siyasette de siyasette 3 tarzı ele alıyor. İşte İslamcılıktı, Batıcılıktı, Osmanlıcılıktı, Türkçülüktü. Bunu ele alıyor arkadaşlar 3 tarzı siyasette. Gelelim bugünkü dersimizin sonuna. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Unutmayın, her zaman söylüyorum. Bu dersi anlamak için, edebiyat anlamak için çağrışımlar çok önemlidir. Yani beni bir kere dinlemeyin, birkaç kere dinleyin. Bir videoyu birkaç kere dinleyin, izleyin. Aklınızda çok şey kalacaktır. Soruları cevaplarken de kafanızda o kalan şeylerin çağrışımlarıyla çok daha güzel cevaplayacağınızı düşünüyorum. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum arkadaşlar.